Bölüm 4. Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde. Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve sadukiler halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka ders vermelerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar, akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı duymuş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ihtiyarları ve din bilginleri Kudüs'te toplandılar. Başkâhin Hanna'nın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhinin soyundan olan diğerleri de oradaydı. Petrus'la Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara, "Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?" diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi. "Halkın yöneticileri ve ihtiyarlar, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik yüzünden bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve tüm İsrail halkı şunu bilesiniz. Bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur." Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar. Ve onların İsa ile birlikte bulunmuş olduklarını fark ettiler. İyileştirilmiş olan adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. "Bu adamları ne yapacağız?" dediler. "Kudüs'te yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir mucize yaratıldığını biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından hiç kimseye söz etmesinler." Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdi. "Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz." Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti. İmanlılar cesaret için dua ediyor. Serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ihtiyarların kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. "Ey Efendimiz, göğü, yeri, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla senin kulun atamız Davud'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Yeryüzünün kralları saf bağladı. Yöneticiler Rabbe ve onun Mesih'ine karşı bir araya geldi. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve diğer uluslarla bir olup senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı toplandılar. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Kullarına
senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmaları için güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar. İnananların topluluğu yürekte ve düşüncede birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyordu. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.